Efendim merhaba, ben Doktor Ümit Aktaş. Roza Kadın kanalına bugün ben konuk oldum. Bugün sizinle diyabeti, insülin direncini, polikistik overi konuşacağız. Hipoglisemiyi konuşacağız. Bunlar nasıl meydana gelir, belirtileri nelerdir, nasıl kurtuluruz, kurtulmak mümkün müdür, nasıl beslenmek gerekir? Onların hepsini bugün size anlatacağım. Diyabet hastalığı, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır. Görünen belirtisi kan şekerinin yükselmesidir. Ama aslında diyabet hastalığı arka planda sinir hasarı ve damar hasarı yapan son derece önemli bir sistemik hastalıktır. İnsan vücudunda damar ve sinir bulunmayan hiçbir organ, hiçbir doku yoktur. Dolayısıyla insan vücudunda diyabetin etkilemediği herhangi bir sistem ve organ yoktur. Diyabet hastalığı her ne kadar şeker hastalığı olarak bilinse de aslında çok çeşitli belirtilerle ortaya çıkar. Hastalarda çok su içme, çok idrara çıkma, çok yemek yeme gibi bir üçlü belirti sistemi tariflense de belirtiler farklı farklı şekillerde görülebilir. Hastalar kimi zaman yemek sonrasında uyku hali, kimi zaman baygınlık hali, soğuk soğuk terleme, el ayak titremeleri, kimi zaman kilo verme, kimi zaman kilo alma şeklinde değişik belirtiler gösterebilir. Polikistik over dediğimiz hastalık aslında bir insülin direnci hastalığıdır ve diyabetin ön habercisidir. Huzursuz bacak dediğimiz şikayet yine diyabetin habercilerinden bir tanesidir. Ve dolayısıyla bütün bu hastalıklar insülin direnci, polikistik over, huzursuz bacak, kilo alma verme zorluğu bu gibi durumlarda mutlaka diyabete, kan şekerine bakılması gerekir. Diyabet genel anlamda iki tipte bilinir. Çok çeşidi olmasına rağmen halk arasında en çok bilineni tip 1 ve tip 2 diyabettir. Tip 1 diyabet genellikle çocuklarda meydana gelen bir hastalık idi. İlk bir yaşta görülür. Burada çocuklarda pankreas gelişmemiştir ve insülin kullanmaktan başka çareniz yoktur. Fakat son yıllarda biz yeni bir tip 1 diyabet modeli daha görmeye başladık. Hasta 8 yaşına, 10 yaşına, 15 yaşına, 20 yaşına kadar normal hiçbir şey yok, kilosu yok, sağlıklı, spor yapıyor. Bir gün fenalaşıyor, aile diyor ki hocam acile götürdük, fenalaştı, şekeri 500, şeker komasında gittik ve tip 1 diyabet başlangıcı. Bu yeni model maalesef beslenmenin bozulmasından sonra ortaya çıkmaya başladı. Bu yeni modelin ortaya çıkmasında hibrit tohumlar, tarım ilaçları son derece etkili. Bunun yanında karbonhidrat tüketiminin artması son derece etkili. Çünkü diyabet dediğimiz hastalığın iki ana nedeni vardır. Birincisi karbonhidratların yani tatlıların, şekerlerin fazla tüketilmesi. İkincisi gluten intoleransı. Bu iki ana faktör hem tip 1 diyabeti hem de tip 2 diyabeti tetikler. Dolayısıyla son zamanlarda hibrit tohum yasalarından sonra hibrit tohumların ve tarım ilaçlarının artması, karbonhidrat tüketiminin artması, hazır gıdaların artması diyabeti tetikledi. Bugün günümüzde diyabet Dünya Sağlık Örgütü tarafından mikrobik olmayan salgın hastalık olarak adlandırılıyor. Yani diyabetten korunmak için yapmamız gereken en önemli şey beslenmeyi düzene sokmak. Diyabet hastalığı son derece yaygın. Günümüzde kronik dejeneratif hastalıklar arasında en fazla yaygın olan hastalık diyabet hastalığı ve öngörülemeyen bir hızla artış grafiği seyrediyor. Dünya üzerinde şu anda Dünya Diyabet Atlası'nın açıkladığı rakamlara göre 537 milyon diyabet hastası var. Bu rakam son derece yüksek. Dünya nüfusunun 8 milyarın biraz üzerinde olduğunu düşünürseniz her 16 kişiden bir tanesi diyabet hastası gibi görünüyor. Ülkemizde diyabetin artış hızı son derece vahim. Dünyada en fazla artış hızına sahip ülkeyiz. Diyabet oranlarımız 1998 yılında %7.2 iken 2010 yılında yapılan çalışmada %13.7 bulundu ve bugün 2022 yılına geldik. 2022 yılında diyabetin görülme sıklığı %15'i geçti. Üstelik prediyabet dediğimiz insülin direnci, bozulmuş glukoz toleransı, hipoglisemi, polikistik over gibi hastalara da kattığımızda prediyabetin %28'in üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Yani kaba tabirle şu anda yetişkin nüfusun yarısı ya diyabet ya da prediyabet ve bunların %90'ına tanık olmamış durumda. Prediyabet olanlara prediyabet oldukları söylenmiyor. Sende insülin direnci var, sende hipoglisemi var, sende polikistik over var, huzursuz bacak var diyerek değişik tedaviler, hatta polikistik overden dolayı hormon tedavileri alıyorlar. Oysa ki bu hastalıkların tamamı prediyabettir ve tıpkı diyabetin tedavisinde olduğu gibi beslenmeleri düzenlenerek tedavi edilmelidir. Bu hastalıkların hiçbirisi ilaçla iyileşmez ama beslenmeyle iyileşir. Ülkemizde milyonlarca diyabet hastası var. Tanı konulmuş, konulmamış 10 milyonun üzerinde erişkin şu anda diyabet hastası maalesef. Diyabet neden arttı? Çünkü beslenmemiz bozuldu. Diyabet arttı çünkü tencere yemeğini unuttuk. Diyabet arttı çünkü tarımımız bozuldu. Hibrit tohumlar girdi hayatımızın içine ve tabii ki tarım ilaçları girdi.
Diyabet arttı çünkü tüm gebelere şeker yükleme testi yapılması bir zorunluluk haline getirildi. Diyabetin artmasını engellemek istiyorsak eski yaşam tarzımıza, eski beslenmemize dönmek zorundayız. Karbonhidrattan uzak, tahıldan uzak, bol yağ, bol protein, bol sebzeyle beslenmeliyiz. Tohumlarımızı değiştirmeliyiz, eski ata tohumlarına dönmeliyiz, hibrit tohumdan ve tarım ilacından uzaklaşmalıyız ve bol bol da hareket etmeliyiz, egzersiz yapmalıyız. Bundan 40 sene önce her yere yürüyerek giden, merdiven çıkan toplum bugün her yere arabayla gidiyor, merdiveni unuttu, asansörle hareket ediyor ve obezite artıyor. Obezite tabii ki diyabetin ilk sebebi değil ama diyabet hastalarının yarısı obez hastalar. Dolayısıyla hareket etmeden ve beslenmeyi düzene sokmadan diyabetten korunmak mümkün değil. Ki insülin direnci vücutta enflamasyona neden olan en önemli faktördür. Şimdi size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. İnsanoğlu karbonhidrat yemek için yaratılmamıştır. Bizim vücudumuzda karbonhidrat yediğimiz zaman nedir karbonhidrat? Şekerler, tatlılar, bal, pekmez, meyve ve tahılların tamamı. Buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç, yulaf bunların tamamı şekerdir. Tatların tuzlu olması sizi aldatmasın. Bunlara biz basit karbonhidratlar adını veriyoruz. Yani glisemik indeksi yüksek, kan şekerini çok hızlı şekilde yükselten gıdalardır bunlar. Bunları yediğiniz zaman kan şekeriniz yükselir. Kan şekeri yükselince insan vücudunda kan şekerini düşüren tek bir mekanizma vardır, insülin. Pankreastan salınan insülin haricinde hiçbir şey kan şekerini düşürmez. Dolayısıyla siz karbonhidrat yemeye devam ettiğiniz sürece vücudunuzda insülin salgısı artar. Siz insülin salgısı artınca insülin direncine maruz kalırsınız. Ne demektir bu? Nasıl gelişiyor insülin direnci? Ben sabah kahvaltıda hani bize verilen o light tostlar var ya kilo vermek için diyetisyenlerin verdiği. Light tost yedim yağsız peynirle. Light tostumu yedikten sonra saat 8'de kahvaltı yaptım. Saat 9.30'da 90 dakika sonra kan şekerim pik yapar, tavan yapar. Saat 10 olduğunda yani 120. dakikada pankreastan insülin salınır ve kan şekerini düşürür. Benim elim ayağım titremeye başlar. Soğuk soğuk terlerim. Eyvah kan şekerim düştü, bir şey yemem gerek. Ara öğün yapmalıyım. Ne yapacağım ara öğün? Ara öğün olarak giderim. Ne yiyeceğim? Bir bisküvi var orada ya da bir meyve var. Yine karbonhidrat yedim. Yine 90. dakikada kan şekerim çıkar. Pankreastan insülin salgılanır. 120. dakikada yine düşer. Öğlen 12 iş yerinde öğlen molası bir an önce başlasa da yemekhaneye insek yemek yesem yine acıktım. Ben elim ayağım titriyor. Soğuk soğuk terler boşanıyor. Ve bu kısır döngüye girer. Ne diyor size? Sistem diyor ki sistem 2 saatte bir beslenin diyor. 2 saatte bir yiyin. Günde 8 kere yemek yiyin. Niye böyle yapmak zorundayım? Çünkü diyor insülin 2 saatte bir salınır. Hayır. Siz eğer karbonhidrat yemezseniz bu kadar fazla insülin salınmaz. Peki bu kadar fazla insülin salınınca ne olur? İnsülin iki tane iş yapar. İki tane ana faktör iş yapar. Bir, yediğimiz karbonhidratın çok az bir kısmını glukoza çevirip hücrelere sokar enerji olarak. Burada da hücrelerde insülin reseptörleri vardır. İki, yediğimiz karbonhidratların çoğunluğunu, %90'ından fazlasını biz enerji olarak kullanamayız. Çünkü insan vücudunun glukoz ihtiyacı iddia edildiği gibi öyle çok fazla falan değildir. İnsan vücudunda yetişkin bir insanda beni düşünün 5 gram şeker deposu vardır. Glikojen deposu. 2 tane kesme şeker kadar glikojen deposu var kocaman adamda. Niye? Çünkü benim glukoza iddia edildiği gibi çok ihtiyacım yoktur. Benim enerji kaynağı olarak yağ, proteine ihtiyacım vardır. Zaten ben vücudum için yeten karbonhidratı bunların içinde düşük miktarda alırım. O da benim için yeterlidir. Ama ben öyle yapmadım. Karbonhidrat yemeye devam ettim. Çok küçük bir kısmı enerji olarak kullanıldı. %90'dan fazlası insülin fruktoza çevirir. Karaciğere götürülür. Karaciğerde yine insülin vasıtasıyla fruktoz trigliserite çevrilir. Yani yağ çevrilir. O yağ tehlikeli yağdır trigliserit yağı. İç organ yağlanması yapar. Burada birikir. Simit tarzında yağlanma, göbekte birikim yapar. Kilo aldırır size ve tabii ki damar hasarı yapar. Yani sizin kilo almanızın, yağlanmanızın sebebi yağ yemeniz değil, şeker yemeniz, karbonhidrat yemenizdir. Peki kan şekerini düşürürken insülin yani şeker alıp enerjiye çevirip hücreye sokarken ne yapıyordu? Hücredeki reseptörlere başvuruyor. Kapıyı çalıyor. Kapı açılıyor, içeriye şeker sokuyor. İnsülin sürekli salınmaya başlanınca bir noktadan sonra bu reseptörler insülinle karşı duyarsızlaşır. Yani insülin kapıyı çalıyor ama kapıyı açan yok. Ve bir noktadan itibaren insülini duymaz olur. Yani insülin direnci gelişir. Yani kan şekeri düşürülemez. Bunun üzerine pankreas daha çok insülin salgılamaya başlar. Daha çok insülin daha çok direnç demektir. Ve olay bir kısır döngüye girer. Bu olay bu şekilde devam ettiği sürece arkasından diyabeti tetikler, diyabet başlar. O yüzden İnsülin direnci dediğimiz durum, insülin seviyesinin kanda yüksek olmasıyla seyreder. Peki insülin seviyesi kanda yüksek olunca ne olur? İnsülin bizim için çok tehlikeli bir hormondur, enflamasyonu tetikler. İnsanoğlunun yaşadığı bütün sağlık problemlerinin, bütün hastalıklarının kökeni
enflamasyondur. Depresyon da enflamasyondan başlar, kanser de enflamasyondan başlar, diyabet de enflamasyondan başlar. Dolayısıyla eğer sizin insülin direnciniz varsa, insülin direncini tedavi etmeden, yani beslenmeyi düzene sokmadan hiçbir hastalığınız iyileşmez. İnsülin direnci sürekli vidalanan vidanın yalama olmasıyla aynı şeydir. Onun için sizin muhakkak surette insülin direncinden kurtulmak için ilaç kullanmanız değil, beslenmenizi düzene sokmanız gerekir. Ekmek tavsiye edenleri çok görüyorum. Bir dilim ekmekten bir şey olmaz. Ekmeğe de vücudunun ihtiyacı var. Ekmek yemezsen B grubu vitaminleri eksik olur. Hatta şöyle bir cümle duyuyorum ve çok gülüyorum. Ekmek yemezsen kasların erir diyorlar. Komedi. Biyokimyasal olarak böyle bir şey yok. Ekmek yemezseniz kaslarınız niye erisin Allah aşkına? Bir kişi de çıkıp da bunu biyokimyasal olarak bana açıklayabilir mi? Kaslarınızın güçlenmesini istiyorsanız, beyninizin gelişmesini istiyorsanız yağ ve protein yemelisiniz. Vücudunuzdaki hücre duvarı bile fosfolipitlerden oluşur. Yani yağdan ve proteinden oluşur. Beyninizin %40'ı kolesteroldür, %40'ı omega 3'ten oluşur. Yani sağlıklı yağları bol bol tüketmeye ihtiyacınız var. Ama ekmeğe ihtiyacınız yok. Bir dilim ekmekten bir şey olmaz mı? Olur. Bir dilim ekmek gluten demektir. Gluten yapışkan bir moleküldür. Hamur yoğururken elinize yapışan moleküldür. Yediğiniz zaman da mide bağırsak duvarına yapışır. Sizin gluten intoleransınız varsa değil bir dilim, bir lokma dahi yeseniz gluten içeride 3 ay kalır ve bütün hastalıklarınızı tetiklemeye devam eder. Onun için bir dilim ekmekten bir şey olmaz, ekmek yemezsen kasların erir gibi laflar gerçekten komik laflardır. Bilimsel olarak böyle bir şeyin dayanağı yoktur. Bunları unutun. Ekmek yemezsen B grubu vitamin alamazmışım. O da palavra. Çünkü buğdayın içindeki B grubu vitaminler buğdayın kabuğunda bulunur. Bizim yediğimiz tohum kısmında vitamin falan yoktur. Şu anda piyasada tam buğday ekmeği diye bir şey yok. O tam buğdaylar gerçek anlamda tam değil, onu unutun. Ama bizim yediğimiz ekmeklerin diyelim ki tam buğday olsaydı, avuç içi büyüklüğünde bir dilim yediğimizde aldığımız B grubu vitaminler gerçekten tam buğday olsaydı, avuç içi büyüklüğünde ciğer yediğimizde aldığımız B grubu vitaminlerin onda biri kadar bile değildir. Evet, B grubu vitaminlerinizi desteklemek istiyorsanız bol sakatat tüketin, ciğer yiyin, kırmızı et yiyin. Ekmekten aldığınızın onlarca kat fazlasını alacaksınız. Bir dilim ekmekten çok şey olur, bir dilim ekmek sağlığınızı mahvedebilir. Onun için çok dikkatli olun. Diyabet hastalığında kim hastalar zayıftır, kim hastalar kiloludur. Hatta teşhis konulan hastalara baktığınızda hastaların yarısının normal kiloda olduğunu görürsünüz. Fakat bundan bağımsız olarak iki grup var ki, bir grup hocam ben kilo veremiyorum diyen diyabetliler, bir grupta hocam çok kilo kaybettim alamıyorum diyen diyabetliler. Bu ikisini iyi görmek gerekir. Çok kilo kaybettim alamıyorum diyen diyabetliler vücutlarında insülin salgısı yetersiz olan diyabetlilerdir. Çünkü insülin trigliserit yapımını artıran yani bizim kilo almamıza neden olan hormondur. Dolayısıyla insülin salgısı yetersizse tip 1 veyahut tip 1'e giden tip 2 diyabetlilerse bu hastalar gerçekten ciddi manada kilo kaybeder. Hatta ilk teşhiste genellikle kilo kaybettikleri için teşhis konulur. Aşırı kilo verdiği için tahliller yapılır ve diyabet çıkar. Ama tam tersi olursa, insülin direnci yani kandaki insülin seviyesi yüksek ve tip 2 diyabet başlamışsa bu hastalarda da kilo alma ve kilo verememe durumu görülür. Çünkü insülin hormonu trigliserit yağının yapımını artıran hormon olduğu için bu hastalar kolay kolay kilo veremezler. İnsülin direnci vardır vücutlarında. İnsülin hormonu fazlaysa kilo vermek zorlaşır. Dolayısıyla diyabet hastalarında hasta zayıf da olabilir, şişman da olabilir. Zayıflık ya da şişmanlık diyabet açısından bir kriter değildir. Diyabet teşhisi için mutlaka kan tahlillerine bakılmalıdır. Tanı konulan diyabet hastaları önce bir tane ilaçla başlıyorlar. Yetmiyor iki ilaca, üç ilaca geçiyorlar. Yetmiyor insüline geçiyorlar. Ama bu arada arka planda damar hasarı ve sinir hasarı devam ettiği için hasta sürekli diyabetten muzdarip, böbrek yetmezliği başlıyor, ayak yaraları başlıyor, gözleri görmüyor, kalp damar hastası oluyorlar, kanser riski onlarca kat artıyor ve diyabet hastaları aslında yaşadıkları süre içinde çile çekiyorlar. Onun için diyabetten kurtulmanın yolu herhangi bir bitkiyi ya da herhangi bir ilacı alıp mucizevi şekilde kullanmak değil, diyabetten kurtulmanın yolu beslenmeyi düzene sokmak, karbonhidrattan, tahıldan uzaklaşmaktır. Şimdi hocam elim ayağım titriyor, kan tahlillerinde hiçbir şey çıkmıyor. Hatta bayılıyorum kimi zaman, yemek sonralarında uyku hali var, sofrayı bile toplayamıyorum diyenler. Evet, bu bir prediyabettir. Buna reaktif hipoglisemi diyoruz ve son derece önemli bir şeker dalgalanması durumudur. Şekeriniz düştüğü için eliniz ayağınız titriyor, şekeriniz düştüğü için yemekten sonra uyku haline giriyorsunuz, şekeriniz düştüğü için bayılıyorsunuz. Ve bunlarda kan tahlilinde gerçekten çoğunda hiçbir şey çıkmaz. Sadece belirtiler yeterlidir bunları teşhis edebilmek için. Ülkemizde maalesef yeterli olmuyor. 4. sınıf öğrencisinin tıp fakültesinde bayılmaya başladım.
Ve benim de her türlü tahlilime bakıldı. Hatta hocalarım beyin tümöründen bile şüphelendiler ama hiçbir şey bulunamadı. O dönem bayılmaya devam ettim ve ondan sonra da işte beslenme okuyana kadar ki beslenme okuduğumda 10 yılımı tamamlamıştım doktorlukta, 35 yaşımı geçmiştim. Doktora yaparken merakımdan okudum. Fitoterapi doktorası yapıyorum, etken maddeleri öğreniyorum. Hangi etken maddeyi hangi gıda maddesiyle alıyoruz acaba diye merak ettiğim için beslenme okumaya başladım. Ve anladım ki işin temeli beslenme ve ben de hastayım. Beslenmemi benim de düzenlemem gerek ve fakülte 4. sınıftaki bayılmalarım da şeker düşmesi bayılmaları, hipoglisemi bayılmaları. Önce kendimi tedavi ettim, kendi beslenmemi düzene soktum. Yani eğer huzursuz bacağınız var gece sizi uyutmuyorsa, eğer yemek sonrası uykudan başınızı kaldıramıyorsanız uyku hali oluyorsa, eğer nedensiz bayılmalarınız oluyorsa, sık sık acıkıp eliniz ayağınız titriyorsa, gözleriniz kararıyorsa, sofrada yemeğe saldırıyorsanız, bilin ki insülin ve şeker dengeniz bozulmuş durumda. Bilin ki şeker düşmeleri yaşıyorsunuz. Tahlillerde ne çıktığı önemli değil. Hemen diyabetmiş gibi beslenmeye başlayın. Hayatınızdan şekeri, tatlıları, makarnayı, simiti, poğaçayı çıkarın. Tüm tahıllardan uzak durun. Merak etmeyin, düzeleceksiniz. Hepsinden kurtulacaksınız.